Şimdi 10 Kasım Atatürk'ü anma gününde en yoğun ziyaret edilen noktaların başında Ankara'da Anıtkabir gelir. O yoğunluğu ekranlarınıza taşıyacağız. Canlı yayın noktamıza uzanacağız. Murat Sekban gelişmeleri takip ediyor. Arkasındaki o yoğun kalabalığı da görüyoruz aslında. Her 10 Kasım'da yaşanan tablonun bir benzeri de yaşanıyor ama detayları almak için şimdi sözü Anıtkabir'e Murat'a bırakalım. Haktan Uysal, milli mücadelemizin başkomutanı, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümü. Her yıl olduğu gibi dilerseniz sabahki programdan kısaca bahsedelim. Başkan Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'e geldi, atanın huzuruna çıkıldı ve saygı duruşu İstiklal Marşı'nın ardından Başkan Erdoğan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek günün anlamına binaen Anıtkabir özel defterini imzaladı. Devlet töreninin son ermesiyle birlikte Anıtkabir'in kapıları da vatandaşlara açıldı. Şu anda çok sayıda vatandaş, sadece Ankara'dan değil 81 ilden gelen vatandaşlar atayı ziyaret ediyor. Vefatının 83. yıl dönümünde Anıtkabir'e geliyor. Görüyorsunuz 7'den 77'ye çok sayıda vatandaşın ellerinde Türk bayraklarıyla çocukların buraya geldiğini, aileleriyle birlikte ve Atatürk'ün ziyaret ettiğini, Anıtkabir'i ziyaret ettiğini de belirtelim. Kameraman arkadaşım Barış Yar'dan rica edeceğim sol tarafa doğru dönmesini. Hemen Aslanlı yolu görüyorsunuz. Aslanlı yoldan da oldukça kalabalık bir insan grubunun Anıtkabir'e gelmeye devam ettiğini de şu anda görüyorsunuz. Öte yandan yine avlusunda da, Anıtkabir'in avlusunda da çok sayıda vatandaşın Anıtkabir'i, mozoleyi ziyaret ettikten sonra yine avluda fotoğraf çektirdiğini de görebiliriz. Milli Yaz Günü bugün 10 Kasım'da. Her yerde olduğu gibi, Türkiye'nin her noktasında olduğu gibi Türk bayrakları yarıya indirilmiş durumda ve Anıtkabir'in avlusundaki Türk bayrağı da yarıya indirildi. 10 Kasım 1938'de, bundan tam 83 yıl önce, milli mücadelenin başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılmıştı ve 83. seneyi devriyesinde Anıtkabir'de anılmaya devam ediyor. Ankara'dan Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar atayı ziyaret ediyor. Elbette sabah devlet töreni vardı. Törenin tamamlanmasıyla birlikte Anıtkabir'deki resmi törenlerin sona ermesiyle kapılar vatandaşlara açıldı ve gün boyunca da açık olacak. Vatandaşlar Atatürk'ün Anıtkabir'i ziyaret etmeye devam edecekler. Bizler de buradayız. Yeni detaylar, yeni gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz. Murat'a teşekkür ediyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83. yıl dönümünde anılıyor dedik. İlk törende Anıtkabir'deydi, az evvel de paylaştık. Başkan Erdoğan başkanlığındaki heyet Anıtkabir'de Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saat 9'u 5 geçe atanın hayata gözlerini yumduğu anda saygı duruşuna geçildi. Erdoğan Anıtkabir özel defterini de imzaladı. Ekranlara getirelim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83. yıl dönümünde törenlerle anıldı. Saat 9'u 5 geçe Atatürk'ün mozolesinin önünde devlet erkanı saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir'deki tören Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki heyetin Aslanlı yolda yürüyüşüyle başladı. Heyetin önünde kırmızı beyaz karanfillerle Türk bayrağı şeklinde yapılan çelenk taşındı. Başkan Erdoğan Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi. Başkan Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı. Aziz Atatürk, zat-ı halinizi vefatınızın 83. seneyi devriyesinde bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Kurduğunuz ve bizlere emanet ettiğiniz cumhuriyetimizi, müstevlilerin emellerine dahil olan betahlara rağmen büyütmeye, kalkındırmaya, bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı yapmaya devam ediyoruz. Eğitim, sağlık, güvenlik, sanayi başta olmak üzere her alanda elde ettiğimiz tarihi başarılarla 2023 hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz. Ülkemizin bütünlüğüne, devletimizin bekasına, Necip milletimizin birliğine ve
kadim değerlerine kastedilmesine asla izin vermeyeceğiz. Ruhun şad olsun. Erdoğan başkanlığındaki kortejde Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'in yanı sıra yüksek yargı üyeleri yer aldı. Törenin ardından Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açıldı. Beklenen an geldi ve artık Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açıldı. Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu 10 Kasım'da da başta çocuklar olmak üzere Atatürk'e sevgisini, saygısını ve özlemini anlatmak üzere pek çok vatandaş Anıtkabir'e akın ediyor. En son ilkokulda gelmiştim. Yıllar sonrası geldim ve çok duygulandım. Güzel bir duygu. Başım dönüyor vallahi. Çok heyecanlı bir his oluyor. Atamızın yeri zaten kalbimizde bambaşka bir yerde. Bize bu ülkeyi veren adamın ölüm yıl dönümünde şu an burada olmak, mezarında olmak benim için çok bambaşka bir şey. Sözcüklere sığdıramıyorum. Benim telefonumda profil fotoğrafım bile Atatürk. Şöyle göstereyim. Atayı yaşatacak olan fikirleri, atayı yaşatacak olan onun düşünceleri. 10 Kasım'da her ne kadar onun ölümünü anıyor olsak da gençler burada. Onlar burada oldukça ata da yaşamaya devam edecek. Atatürk çok yaşa! Kimin için o karanfiller? Tabii ki de atam için. Yani bu hem üzünlü hem acıklı günde aldık. Bırakacağız umarım. İşten içe hiç göremediğin birini özlüyorsun. Yani burada olmak bile çok güzel görmesek bile. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Atatürk'ü saat 9'u 5 geçe sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla bir kez daha andı. Paylaşımında İstiklal mücadelemizin başkomutanı, cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intihalinin 83. yılında tazimle, rahmetle yad ediyorum ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda Atatürk'ün fotoğrafı ve saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz ifadesinin bulunduğu görselde yer aldı. Ekranlarınıza da getirmiş olduk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yılı ve anılmaya da devam ediliyor. Atatürk'ün ölümünün 83. yılında İstanbul'da da anma törenleri vardı. Saat 9'u 5 geçe hayat durdu. Genci yaşlısı tüm Türkiye tek yürek oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ölüm yıldönümünde her ilde olduğu gibi İstanbul'da da anıldı. Sirenler çaldı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saygı duruşunda bulunuldu. Avrasya Tüneli'nde de sirenler çaldığında herkes saygı duruşuna geçti. Atatürk'ün vefat ettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasını bu yılda binlerce kişi ziyaret etti. Kimi odasına girdiğinde gözyaşlarını tutamadı, kimi de saygıyla onu selamladı. Atatürk İstanbul'da ilk hitabını Dolmabahçe Sarayı'ndan yapmıştı. İşte son günlerini de burada geçirdi. İşte bu odada, yani 71 numaralı odada hayata gözlerini yumdu. 83 yılın ardından ziyaretçiler her yıl olduğu gibi ona olan özlemlerini ve minnetini iletiyorlar. Üzünlüyüz ama o duyguyu, onun varlığını her zaman hissetmek istiyoruz. Erken yaşta hemen tanışsın istedik. Sabah o yüzden uykusundan uyandı ve atasıyla tanışmaya geldi. Onu ziyarete geldi aslında. Mustafa Kemal unutulmaz bir lider, unutulmaz bir insan. Onun fikirlerini ve ileri görüşünü her daim yaşatmak her Türk evladının bir vazifesi olmalı. Bugün için özellikle buraya geldik. Burada yaşayalım, burada görelim dedik. Hani çok bambaşka bir duygu. Bu topraklara böyle bir vatan için uğraşmış bir insana sonsuz hürmetlerim yavrum. Türk'ün ebedi başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve sevgi ve minnet, özlem, neler ne diyebilirim bilmiyorum ama anıyoruz. Maltepe'de ataya saygı zinciri ve dalışı gerçekleştirildi. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın önünde ise resmi tören düzenlendi. Anıta çelenk bırakıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938'de vefat ettikten sonra naaşı İstanbul'dan Ankara'ya, Anadolu'yu karış karış gezdi, o beyaz trenle götürüldü. Cumhuriyet'in ilk yıllarına da tanıklık eden tren aynı zamanda
Atatürk'ün hatıralarını da barındırıyor. İşte o tren ve hikayesi. Mustafa Kemal Atatürk Ankara'ya son yolculuğunu işte bu trenle gerçekleştirdi. Gramofonda en sevdiği şarkıları, yatak odası, satranç takımı, hasır koltukları. Tüm bunlar beyaz trendeki Atatürk vagonundan. Cumhuriyet tarihine tanıklık eden tren 9 vagondan oluşuyor. Trende dar, uzun bir koridor ve o koridora açılan kompartımanlar bulunuyor. Atatürk'ün çalışma alanı ise en özel bölümlerden. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1935'ten vefatına kadar bu vagon içerisinde tüm yurdu adım adım gezdi. Zaman zaman burada çalışma arkadaşlarıyla birlikte toplantılar yaptı. Zaman zamansa burada bulunan gramofonla birlikte en sevdiği şarkıları dinledi. Zaman zamansa bu alana gelerek çalışma arkadaşlarıyla birlikte zeka oyunları oynadı. Atanın vagonu beyaz tren Atatürk'ün hatıralarını barındırıyor. Vagon içinde yatak odası, banyosu, yaverinin ve çalışma arkadaşlarının odaları da yer alıyor. Treni tarihi yapan bir başka özellikse Atatürk'ün naaşının bu trenle taşınması. Cumhuriyet tarihinde önemli bir yere sahip olan bu vagon yalnızca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurt gezilerinde kullanılmadı. Atatürk vefat ettiğinde İstanbul'dan İzmit'e deniz yoluyla birlikte getirilmişti. İzmit'tense Ankara'ya demir yoluyla birlikte getirilecekti. İşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşı bu vagon içerisinde bu masanın üzerine konuldu ve Atatürk Ankara'ya son yolculuğunu burada gerçekleştirdi. Müze haline getirilen o vagon Ankara Garı'nda sergileniyor. Vagon içerisinde atanın tavlası, satranç takımları ve tarihi görüşmelere imza attığı telefonları da yer alıyor. Yine vagonun içerisinde o vagonda çekilmiş birçok fotoğraf da sergileniyor. Vagon tarihi yapısıyla birlikte ziyaretçileri mücadele yıllarına getirmeyi de ihmal etmiyor. Bugün siyaset cephesinde Ankara'da sürpriz bir görüşme de gerçekleşecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat 15'te Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Ayrıntıları alacağız. Şimdi Ankara'ya uzanalım. Ankara haber editörlerimizden Özkan Özcan gelişmeleri aktarmak için hazır. Özkan, aslında sürpriz diye ifade ettim ama Temel Karamollaoğlu'nun bir liderler ziyareti vardı. Talebin de Saadet Partisi'nden geldiğini düşünüyoruz. Var mı detaylar? Paylaşır mısın lütfen izleyicilerimizle? Evet Aktan Hoca, sizin de söylediğiniz gibi Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu bir süredir siyasi partilerin turuna çıkmıştı ve özellikle Millet İttifakı ortaklarını ziyaret etmişti ve daha önceden yapmış olduğu açıklamalarda da Cumhur İttifakı, AK Parti ve MHP'yi de ziyaret edeceğini belirtmişti ve bu noktada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan bu konuda bir randevu talep edilmişti. İşte o randevu bugün saat 15'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşmiş olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nu kabul edecek ve ikili özellikle bu konuda iş ve dış meseleleri bir kez daha gündeme getirmiş olacağını söyleyebiliriz. Tabii ki Saadet Partisi Millet İttifakı'nın içerisinde yer alıyor ama geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'na Millet İttifakı'nın içerisinde misiniz bir sorusu yöneltilmişti. Temel Karamollaoğlu ise Millet İttifakı'nın içerisinde olmadığını ve şu anda söz konusu olmayacağının da altını çizmişti. Özellikle mecliste yaşananlar, İYİ Parti'deki Lütfi Türkan'ın şehit ailesine yapmış olduğu küfür ve bu noktada terörle mücadeleden ekonomiye kadar pek çok başlık bugün özellikle Başkan Erdoğan'la Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun görüş alışverişinde bulunacaklarını da söyleyebiliriz. Tabii ki 15'te gerçekleşecek bu görüşmenin ardından hem Cumhurbaşkanlığı hem de Saadet Partisi cephesinden bir açıklama gelecek mi? Bu da ileriki zamanlarda netlik kazanmış olacağını söyleyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Haktan Uysal. Özkan, teşekkürler. Devam edeceğiz. Günlük vakalar 30 binlere yakın seyrediyor bir süredir. Koronavirüsten söz ediyoruz. Bilim Kurulu toplantısı da bugün saat 17.30'da gerçekleşecek. Aşılarla ilgili süreç, yüz yüze eğitim ki Başkan Erdoğan çok net ifadeler kullanmıştı Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası. Yerli aşıdaki süreç de gündemdeki başlıklar arasında. Peki detaylarda neler var? Onu almak için bir kez daha Ankara'ya uzanalım. Ekibimizden Mert Acalioğlu o toplantıyı da takip edecek. Öncesini de takip ediyor. Mert, bazı başlıkları saydım ama sende detayları var eminim. Detayları lütfen paylaşır mısın izleyicilerimizle?
Haklı Nusa saatler 17.30'u gösterdiğinde bilim kurulu toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek. Diğer başlıklarla aslında hızlıca giriş yapayım. Özellikle harita var bilindiği üzere. Haritada renkler var. Bu renklere göre illerdeki aşılama durumu, toplumsal bağışıklık durumu, illerin son durumu, hangi il riskli, hangi il risksiz, hangi ilde birinci doz, ikinci doz ve üçüncü doz hatırlatma aşıları yapılmış, hangi illerde yapılmış, işte bunların her biri enine boyuna koronavirüs bilim kurulu toplantısında ele alınacak. Kuşkusuz önemli, aşılamada son durum diyoruz. Özellikle geride bırakmış olduğumuz bilim kurulu toplantısı sonrası 3. doz bilindiği üzere 65 yaş üstü ve özellikle kronik rahatsızlığı olanlar ve riskli grupta olanlar, yani örneğin sağlık çalışanları gibi, onların 3. doz BioNTech hatırlatma aşıları olması noktasında sistemde açılmıştı. Onlar aşıları olmaya başladı. Oradaki son duruma bakılacak. Öte yandan yerli aşı TÜRKOVAK. Faz çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmekteydi. Onun kullanıma sunulması noktasında bir karar çıkacak mı, çıkmayacak mı? Şu an itibariyle TÜRKOVAK ne aşamada? Bunlar ele alınacak. Salgının okullardaki seyri ele alınacak. Bilindiği üzere okullarda zaman zaman taramalar gerçekleştiriliyor. Buna bakılacak. Öte yandan harita dedik. Özellikle haritayı şöyle ele almış olduğumuzda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde Tunceli ve Kilis haricinde diğer illerin tamamı turuncu, kırmızı ve sarı renkte, yani riskli grupta yer alıyor. Şanlıurfa özellikle vaka döneminin, yani koronavirüsün en başından bu yana en riskli ildi. Şu an itibariyle kırmızı. Bu özellikle aşılamanın o bölgelerde az olduğu, vaka sayılarında buna paralel olarak arttığını ortaya koyuyor. Öte yandan yine Doğu ve Güneydoğu'da birçok ilin sarı ve turuncu olduğunu görmekteyiz. Oralar riskli. Bir de tabii ki bunlara batıda İstanbul eklenmiş durumda. İstanbul da şu an itibariyle sarı renkte. İşte illere göre durumlar tek tek değerlendirilecek ve bu illerde aslında farklı yollar aranması muhtemel. Bunların her birini bilim kurulu toplantısı sonrası öğreneceğiz. Burada bir yazılı açıklama olacağı detayı gelmiş durumda. Şayet tabii ki Bakan Koca kameralar karşısına geçip bir açıklama yaparsa da onu da bu ekranlardan paylaşacağız diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Mert'e teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz. Bir başka önemli gelişme dün gündemin en sıcak başlığıydı. Ayrıntıları alacağız. Malatya'ya gideceğiz. İki katlı bir binada çökme yaşanmıştı. Soruşturmada 4 kişi de gözaltına alındı. Yaralılar var, arama çalışmaları var. O durum ne? Bina neden çöktü? Bu soruya yanıt almak için hemen Malatya'ya uzanalım ekibimizden. Barış Türel, o çöken binanın hemen önünde bizi bekliyor. Barış, kolay gelsin. Nedir son durum? Paylaş lütfen izleyicilerimizle. Teşekkürler Aklan Ünsal. Binanın önündeyiz. Senin de belirttiğin gibi dün saat 16.50'de yaşanmıştı o facia. 21 kişinin içinde bulunduğu sırada çökmüş ve 13 kişi arama kurtarma faaliyetleri sonucunda çıkarılmış. 8 kişi de kendi çabalarıyla çıkarılmıştı. Binanın hemen önündeyiz. Gördüğünüz gibi dün arama kurtarma faaliyetleri gece boyunca devam etti ve beton bloklar kaldırıldı. Şu anda gördüğünüz gibi binanın enkazı var ve çok ciddi iddialar var yıkımıyla ilgili, ki ona geçmeden önce hemen şunu belirtmekte fayda var. Binanın yıkılmasıyla ilgili alt katta bulunan, iki katlı binanın alt katında işletmesi bulunan lokantanın sahibi ve 3 çalışanının gözaltına alındığını ve gözaltındaki işlemlerinin ardından, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün mahkemeye sevk edildiklerini belirtelim. Tabii binanın yıkımıyla ilgili dünden beri çok ciddi olaylar, çok ciddi konular gündeme getirilmişti. Ciddi iddialar dile getirilmişti. O iddiaların en önemlisi burada binanın, 52 yıllık binanın yıkımından önce lokanta işletmesinin, lokanta sahibinin burada yığma olan bu yapının duvarlarını yıktığını ve ardından işte gördüğünüz gibi o demir kolonları yerine koyduğunu söylemiştik bundan önceki yayınlarımızda da ve o kolonların dayanamadığı için, çelik olmayan o kolonların dayanamadığı için binanın çöktüğü iddiaları vardı, ki bunlar da ciddi bir şekilde dile getiriliyor ve her geçen dakika, her geçen an bu iddialar gittikçe güçlük kazanıyor. Tabii bu durumunda net olmadığını, 4 kişinin emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edildiklerini bir kez daha belirtelim. Dün yaşanmıştı olay, saat 16.50 sularında yaşanmıştı. Burada iki katlı bina Malatya'nın en işlek meydanı olan, en işlek caddesi olan İnönü Caddesi'nde bulunuyordu. Üst katı kıraathane, alt katı lokantaydı ve burada vatandaşların yoğun bir şekilde geçtiği esnada çöktü ve içeride tam 21 kişi bulunuyordu. O 21 kişiden 8'i bina çöker çökmez kendi imkanlarıyla enkazın altından çıktı. Geri kalan 13 kişi ise arama kurtarma ekiplerinin mücadelesi ve müdahalesi sonrasında kurtarıldı. 5 kişinin de hastanedeki tedavilerinin devam ettiğini ifade edelim. Tabii gün ortaya çıktıkça bazı tablolar da netleşmeye başladı.
Bundan önceki yayınlarımızda da belirtmiştik. Hemen binanın arka tarafında bir okul var ve o okula ait kantin de binanın yıkımı esnasında zarar görmüştü ki bunu da daha önceki yayınlarımızda bildirmiştik. Şans eseri olay yerinde çocukların, öğrencilerin olmaması da büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğünün işaretiydi. Tabii bizim buradaki haber nöbetimiz devam ediyor. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğimizi belirtelim ve sözü yeniden merkeze aktaralım. Barış, teşekkürler. Biz de sözü Malatya'dan alalım. Bir başka canlı yayın noktamıza verelim. O nokta altınla ilgili süreç. Altın yeni haftaya tarihi rekorlarla başladı. Gram altında, çeyrek altında yükseliş devam ediyor. Peki altında bu yükseliş devam edecek mi? Ayrıntıları alacağız şimdi. Canlı yayın noktamızda Aslı Bilger Kutlu da bizi konuğuyla birlikte bekliyor. Herkesin merak ettiği o soruya yanıt arayacak. Altında şu anda yükseliş devam edecek mi? Altın almalı mı yoksa satmalı mı? Hemen sözü size bırakalım Aslı bu soruların yanıtı için. Evet, altın Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırmaya devam ediyor. Bugün neredeyse 577 liraya kadar gram altın çıktı. Peki bu yükseliş devam edecek mi ya da önümüzdeki günlerde bir düşüş var mı? Ne zaman altın alalım? İşte sorularımı da yanındaki konuğuma soracağım. Can Cılız, para piyasaları uzmanı bizlerle birlikte. Efendim, ne diyorsunuz, son bir yükseliş yaşadı altın ama önümüzdeki günlerde ne bekliyor altını? Şimdi altın bir yükseliş trendine girdi. Bu trend 600'lerde, 610'larda, 620'lere kadar çıkabilir. Ama ondan sonra bir geri çekilme bekliyorum açıkçası. Yani 530, 540, 520 olabilir. Ama düştüğü zaman kesinlikle yatırımcı paniğe kapılmasın, elinden çıkartmasın. Çünkü altın geçenlerde de yine konuştuğumuz gibi görmüş olduğu rakamı görüp de geçecek. Ama bu 6 ay olur, 3 ay olur, 1 sene olur. Benim yatırımcılığı tavsiyem belli periyotlarla altın almaya devam etsinler. Düşüşlerde kesinlikle satmasınlar. Yükseldiği zaman da geç kaldım demesinler. Ama bu altının yükselişinin de şöyle bir durumu var. Yani bu dünyada son bir ayki olay dünyadaki altın onsunun yükselmesinden kaynaklanıyor. Tabii doların da yükselmesi etkiliyor. Ama ana etken şu an altının onsunun yükselmesi. Bu bütün dünyada geçerli. Bu ekonomimizin kötüye gittiğini anlamına gelmez kesinlikle. Çünkü insanlar alıyorsa, yatırım yapıyorlarsa demek ki ekonomide bir sıkıntı yok. Eğer ki altın yatırımında bir azalma olursa o zaman düşünülebilir. Ama şu an Rusya'da da aynı, Rus rublesi de aynı şekilde değer kaybediyor. Ama bu Rus ekonomisinin kötü gittiğini göstermez. Orada da altın değerli. Bütün dünyada bir durum var. Bu altın genel global bir yatırım aracı olduğu için ben vatandaşlarıma devamlı olarak altın almalarını tavsiye ediyorum. Ama fazla kredi çekip almalarını tavsiye etmiyorum. Yani belli gelirlerinin belli bir kısmını altına yatırabilirler. Peki efendim, o beklediğiniz düşüşü, o 530'lara, evet, 530 rakamlarını sizce ne zaman görür? Dediğim gibi yani bunun için kesin bir zaman söyleyemem. Ama bir süreç bu. Altın dediğim gibi her sayının bir şöyle söyleyeyim, temel ve teknik analiz diye bir konu var. Temel analiz ve teknik analiz tek başına altın ile ilgili bir şey söylemez. İkisini birleştirdiğimiz zaman ortaya bir tahmin çıkartabiliriz. Bu da yani benim yaptığım analiz sonucu, altın birdenbire yükseldiği için bu bir geri çekilme yaşayacak. Çünkü kar realizasyonları gerçekleşecek. Hem ons bazlı hem TL bazlı insanlar belirli seviyelerde altın satacaklar. Bunlar ülkeler de dahi. Yani karlarını realize etmek için. Bu da altını dediğim gibi ons bazında 1700-1750 aralığında, TL bazında da 500-550 aralığında bir rakamlara getirecek. Ya vatandaşlarımızı bunu söylememin nedeni düştüğü zaman paniğe kapılıp satmamaları için. O zaman dediğiniz gibi 530 liralara görünce bir alım fırsatı olabilir. Herhalde. Olabilir. Kesinlikle o bir alım fırsatı olarak değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim değerli görüşleriniz için. Doktor Can Cılız bizlerle birlikteydi. Özellikle altını önümüzdeki günlerde ne bekliyor? İşte ne zaman altın almalı? Bu soruların cevaplarını yanıtladı. Sözü yeniden size bırakalım. Aslı'ya ve konuğuna teşekkür edelim. Devam edelim, siyaset gündemine geçeceğiz. Siyaset gündeminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında bir iddiası vardı, o konuşuluyor. Erzincan'ın Tercan ve Fındıklı köylerinde elektriğin olmadığını ileri sürmüştü CHP lideri.
Gerçek öyle miydi? Önce hatırlayalım, sonrasında o noktaya gideceğiz. Son durumu ekranlarınıza getireceğiz. İfade edeyim. Arkadaşlarımın tespiti çok önemli. Tercan, Kuzuören köyü ve civarındaki 6 köyde elektrik yok. Elektrik yok. 21. yüzyılın Türkiye'si. Fındıklı köyü mezrasındaki bir vatandaş. Biz burada yaşıyoruz ama sanki zindandayız. Akşam buralar zindan gibi karanlık oluyor. Burada bir yerleşim olduğundan sanki devletin haberi yok. Devletin haberi var ama devleti yöneten iktidarın haberi yok kardeşim. Devletin haberi var. İddiayı ekranlara taşıdık. Peki CHP lideri bu iddiasında haklı mı? O noktaya gideceğiz. İddialarla ilgili Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Kuzuören Köyü. Ekibimizden Yüksel'e kalan Tercan Köyü'nde bizi bekliyor. Detayları aktarması için, bu iddiayla ilgili gerçeği ortaya çıkarmak için de şimdi sözü ona bırakalım. İşte bu köyde elektrik olmadığını söylemişti. Bizler de A Haber ekibi olarak Kuzuören Köyü'ne geldik. Yerinde incelemek istedik. Bu köyde elektrik var mı yok mu yerinde görmek istedik. Geçtiğimiz günlerde CHP'li 44 kişilik grup Erzincan'da, Tercan'da bir takım ziyaretlerde bulundu ve ardından bir rapor hazırladı ve bunu genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'na ilettiler. Ancak o raporda bir yalan vardı, bir yanlış vardı. Çünkü Kuzuören Köyü'nde elektrik olmadığı iddia edilmişti. Bizler de A Haber ekibi olarak Kuzuören Köyü'ne geldik. 120 nüfuslu, yaklaşık 120 nüfusa sahip bir köy ve 35 hane bulunuyor. Bu evlerden birisine misafir olacağız. Bakalım elektrik var mı? Vatandaşlar elektrik kullanabiliyorlar mı? Yerinde görüntüleyeceğiz. Şu anda Kuzuören Köyü'nde bulunan eve geldik ve bir misafir olacağız. Olduğumuz gibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kuzuören Köyü'nde elektrik olmadığını iddia etti. Grup toplantısında böyle bir konuşma gerçekleştirdi. Bizler de yerinde incelemek adına işte bu köye geldik. Merhabalar. Merhaba, merhaba. Kameraman arkadaşım da benimle birlikte gelebilirse evin içerisinde elektrik kullanıp kullanılmadığını yerinde tespit edelim istedik ve şu anda Kuzuören Köyü'nde bulunan bir abimize misafir olduk. Rıza abi, bizler bu köyde elektrik olmadığı söylendi. Bizler de geldik. Siz elektrik kullanabiliyor musunuz? Açabiliyor musunuz? Açabiliyor musunuz? Elektriğimiz var. Evet, buyurun. Kameraman arkadaşım da gösterebilirse şu anda evlerde, hanelerde elektrik bulunuyor. Burası 120, yaklaşık 120 nüfusa sahip bir köy. Muhtarımız böyle söyledi. Kaç yıldır burada elektrik var? Siz kaç yıldır yaşıyorsunuz? Ben doğrusu yaşıyorum burada kendim. 50-62 yaşındayım. 40 seneden beri elektriğimiz var. Ama tabii arada sırada kesinti oluyor. Tabii bakım mı yani vardır bunun tamiratı oluyor. Olur, normaldir o. Ama ya bizim... Ama. Elektrik kullanabiliyorsunuz, televizyonunuzu, ışığınızı. Yani karanlıkta kaldığınızı karanlıkta. Yok, olmuyor. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bizler de yerinde incelemek için geldik. Sizlere misafir olduk. Evet, görmüş olduğunuz gibi tekrar yakıp açabilir miyiz ışığı? Şöyle tekrar yakıp açalım. Evet, Kuzuören Köyü'nde bizler de geldik. A Haber ekibi olarak yerinde incelemek istedik. Elektrik kullanabiliyor mu, kullanamıyor mu? Vatandaşlarımızın görmek istedik diyelim. Sözü Kuzuören'den merkeze bırakalım. Şanlıurfa'dayız. Şanlıurfa'da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga çıktı. Olayda iki kardeş hayatını kaybetti. 9 kişi de yaralandı. Arkadaşlar. Arazi kavgasında kan döküldü. İki kardeş öldü, 9 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönen tartışmada silahlar çekildi. Mermilerin isabet ettiği 11 kişi yaralandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Abid Kaya'nın öldüğünü belirledi. Yaralı 10 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Şeyin lan bu. Tedavi altına alınan yaralılardan Ali Kaya da hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma iki kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı olaya karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yanan orman alanlarının ağaçlandırılmasına yarın başlanacak. Bu yıl sonuna kadar da 252 milyonun üzerinde fidan toprakla buluşacak. Ayrıntıları almak için canlı yayın noktamıza uzanacağız. Muğla'da bizi
Ural Efecik bekliyor. Ural kolay gelsin. Yazın son günleriydi. Ciğerlerimizi yakan görüntüler ortaya çıkmıştı ama o görüntülerin düzelmesi için de önemli adımlar atılıyor. Nedir son durum bölgede? Paylaşır mısın lütfen? Teşekkürler Haktan Uysal. Evet, yarın Türkiye için gerçekten büyük bir gün, milli ağaçlandırma günü ve tam 252 milyon fidan dikilerek o yanan yeşil vatanımızın tekrar yeşertilmesi için büyük bir seferberlik başlatılmış olacak. Bizler A Haber ekibi olarak Bodrum'dayız. İşte Bodrum'da Temmuz ayı içerisinde meydana gelen orman yangınında bu alan yanmıştı. Artık yarın milli ağaçlandırma gününde işte Muğla genelinde Bodrum Güvercinlik'te 89 hektar, Bodrum Mumcular'da 5 hektar, Fethiye Ölüdeniz'de 46 hektar, Köyceğiz Yayla 8.900 hektar, Milas'ta 15.850 hektar, Seydikemer'de 1.030 hektar, Marmaris'te yaklaşık 13.570 hektar ormanlarımız maalesef küle dönmüştü ve vakit kaybedilmeden hemen hazırlıklara başlanıldı ve işte yarın o büyük seferberliğin başlatılacağı güne 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'ne yetiştirilmesi için gece gündüz orman ekipleri çalışarak alanları şu an itibariyle hazırlamış durumdalar ve yarın Türkiye genelinde 81 il genelinde vatandaşı 81 milyon kişi üçer fidan dikerek işte bu yanan yeşil vatanın tekrar yeşillenmesi için bu adımı atmış olacaklar. Biraz da istatistiklerden bahsedelim. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2022 bütçesi hazırlıklar kapsamında 64 milyar 653 milyona ulaştı. Bu rakam son 5 yılda 1.7 katına çıktığı anlamına geliyor. Bugüne kadar son 19 yılda Türkiye'de 5,5 milyar fidan toprakla buluşturuldu. Bu anlamda Türkiye ağaçlandırma konusunda Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü sırada yer aldı. Tabii ki sadece bu ağaçlandırma değil, tarımsal destek ödemeleri de bir anlamda yüksek bir meblağa ulaşmış durumda. 2002 yılında 1.9 milyar lirayken tarımsal destekleme ödemeleri 2022 yılında bu rakam tam 25.8 milyara ulaşmış durumda. 60 bin hektardan fazla alan zarar görmüştü Muğla bölgesinde ve yarın işte Türkiye genelinde o büyük seferberliğin başlatılacağı noktada işte 252 milyon dikilecek fidanın arasında 60 bin hektarlık alanda Muğla'da bulunuyor. Hazırlıklar artık tam anlamıyla tamamlandığını söyleyebiliriz. Yarın Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Manavgat'ta katılacağı törenle birlikte işte o 252 milyonu bu yanan yeşil vatanımızdaki alanlara fidan ve tohum olarak ekerek Türkiye'nin geleceğinin yeniden yeşillenmesi için adım atılmış olacak. Son olarak toparlayacak olursak artık hazırlıklar tamam. 252 milyon fidan alanlara taşınmış durumda ve yarın Türkiye için 81 milyon için büyük ağaçlandırma seferberliği var. Herkesin mutlaka bir alana gidip bir toprakla bir fidanı bir toprakla buluşturmasını istiyoruz diyerek sözü Muğla'dan size bırakalım. Siyaset gündemiyle devam edeceğiz. İyi Partili Lütfi Türkkan'a tepkiler devam ediyor. A Haber'e konuşan şehit yakınları hem Türkkan'a hem de İyi Parti lideri Meral Akşener'e bakın tepkilerini nasıl dile getirdiler. Günden bugüne gerçekten büyük bir üzüntüyle takip ediyorum olayları. Ama yine yüreğimde ufak da olsa bir umut vardı. Dün hem bir gazeteci olarak ama biraz da o gazeteci kimliğimden sıyrılarak Meral Akşener'in kurmaylarıyla yaptığı toplantıya gittim. Ve haklı bir isyanımla gittim. Üzerime bir tişört giydim ve orada Lütfü Türkkan istifa. Bunu bir şehit kızı olarak gittim ve orada sergilemek istedim. Giderken de inanın yüreğimde ufacık bir umut vardı. Belki Sayın Akşener beni görür ve gelir bu haklı isyanımı beni bir karşısına alır ve der ki evet bu sizin istediğiniz gerçekten haklı bir isyan ve biz gerekeni yapacağız ama maalesef yaklaşık 20 kurmayları tarafından bir çembere alındım ve görmezden gelindi. Tıpkı cuma günü o şehit yakınımıza yapılan hakaretin bir boyutu da bana yapıldı. Belki boğazım sıkılmadı, belki bana küfür edilmedi ama bir kez daha bir şehit yakınına rencide edici davranışlar sergilendi. Ben bu vatan için bir tek bir evladımı, oğlumu şehit verdim. Bayrak namustur diyorum.
Şehit yakınları canlarını seve seve vermek için bayrak ve de toprağın bekçisidir. Şehidimin emanetidir. Şehidimin bayrağını bizler teslim aldık. Son nefesini verirken elinden düşürmeden bayrağını emanet aldık. Biz ölmedik, biz buradayız diyoruz. Çok üzüldük. Türkan soy ismi Lütfi Bey'e diyelim, yakışmıyor. Bizi çok kırdı, çok üzdü. Ben bir kadınım, ben bir anneyim. Hiçbir kadın buna layık görülmemelidir. Böyle küfürlerin yapılmaması gerekiyor diyorum. Meral Hanım'ın da bir an önce milletvekilliğine son vermesini istiyorum. Anca bizim yüreğimiz soğur. Acımız çok büyük, çok üzüldük. Şehit aileleri çok kırgınlar. Bizim suçumuz, günahımız neydi diyorum. Biz vatanı korumak için, bayrağı korumak için, toprağımızı korumak için en sevdiğimiz varlıkları bu vatan için şehit verdik. İçimiz yanıyor, yüreğimiz yanıyor. Ben oğlumun anılarıyla yaşıyorum. Ama bu gibi şeyler de bizi çok kırıyor diyorum. Şehit ailelerinin yüreği o kadar hassas, o kadar hassas oluyor ki en ufak yanlış bir hata, bırakın hakareti, küfrü, gerçekten bırakın hakareti, küfrü, kaşlarını çatmaları dahi bizleri çok çok üzüyor. Ben de buna benzer olaylar yaşadım. Bu söz gerçekten beni son derece üzdü. Şimdi bu cümle belki yani insanlar için bir küfür, hakaret değildi ama bir de gelin onu bize sorun, hassas kalbimizi sorun. Benim abim kimin için şehit oldu? Yani aklıma ilk gelen soru bu oluyor. Ben vatandaş, normal vatandaş da tabii ki ilgi gösterse hoşumuza gidiyor. O ayrı bir şey ama yani bugün A şahsı, B şahsı göstermese de olur. Ama devlet yetkililerinden bu ilgiyi ve sevgiyi biz gerçekten şehit aileleri olarak sonuna kadar bekliyoruz. Dünya gündeminde de ilk sıralarda önemli bir gelişme. Yunan basınının bir açıklaması, Amerika Birleşik Devletleri'nin Dede Ağaç kentine yapacağı askeri sevkiyatı Dede Ağaç gözlemevine dönüşüyor sözleriyle niteledi. Ayrıntıları alacağız şimdi. Bölgeye uzanacağız. Son gelişmeleri konuşmak için Atina'dayız. Ekibimizden Manolis Kostidis de hazır, notlarıyla birlikte karşımızda olacak. Detayları da izleyicilerimizle buluşacak. Sözü Atina'ya, Manolis'e bırakalım. Evet, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi, Atina Büyükelçisi büyük bir sevkiyatın yapılacağını duyurmuştu Dede Ağaç'a. İşte bu sevkiyat öncesi Yunan medyasında birçok yayın bulunmakta ve özellikle Protothema gazetesi Dede Ağaç'ın aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin gözlem evine dönüşeceğini iddia etti. En az 1200 zırhlı araç, 120 helikopterin varması beklemekte Dede Ağaç'a gelecek günlerde ve Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi'nde bölgeye gidip bu sevkiyatı izleyeceği belirtilmekte. Şunu belirtmemiz lazım, Yunanistan geçen hafta İskeçe'de ortak tatbikat düzenlemişti Amerikan kuvvetleriyle. Şimdi de bu büyük sevkiyatı beklemekte. Türkiye'ye yaklaşık 35 kilometre mesafede bulunan Dede Ağaç'ta hem bu sevkiyat yapılacak hem de Amerikan kuvvetlerinin konuşulabileceği bir tesis de verilecek Amerika Birleşik Devletleri'ne. Yunanistan'a göre stratejik anlamda bu bölge oldukça önemli bir konuma gelmekte. Zaten Amerika Birleşik Devletleri de bu yönde adımlar atmakta. Bir de son notu da belirtelim. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri Girit Adası'ndaki Suda Üssü'nün de genişletilmesi için adımlar atmakta. Geçen ay zaten Washington'la Atina arasında savunma işbirliği anlaşması imzalanmıştı. İşte bu anlaşma gereği bu adımlar da atılmakta. Ajans'ta yeni saate başlıyoruz. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarıyla. Başkan Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun düzenlediği 10 Kasım anma etkinliğinde konuştuk. Küresel krizlerin üstesinden başarıyla gelen bir ülke olarak her geçen gün hedeflerimize biraz daha yaklaşıyoruz dedi Erdoğan. Gazi Mustafa Kemal'in serencamı bugünkü Türkiye'nin yol haritasıdır ifadesini kullandı. CHP'ye sert eleştirileri de vardı. Kulak verelim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümünde hürmetle, rahmetle yad ediyorum. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun düzenlediği anma etkinliğinde konuştu. Gazi Mustafa Kemal'in bu serencamı bugünkü Türkiye'nin de yol haritasıdır. Erdoğan, Suriye'de, Libya'da ne işiniz var diyenlere net cevap verdi. Hani bize diyorlar ya, Suriye'de ne işin var?
Libya'da ne işin var? Hani siz Atatürk'ün yolundan gidiyordunuz? Mustafa Kemal milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinin gerektirdiği her yerde bilfiil savaşmış, mücadele etmiştir. Başkan Erdoğan Atatürk istismarıyla karşı karşıya izledi. Eleştiri oklarını CHP'ye çevirdi. Peki Atatürk isminin arkasına sığınanlar, Allah aşkına soruyorum, ne yapıyorlar? Kendi ülkeleri ve milletleri aleyhine hangi faaliyet varsa onun değirmenine su taşıyan, garip olmanın ötesinde çarpık bir Atatürk istismarcısı kesimle karşı karşıyayız. Erdoğan, büyükelçilere mektup yazan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepkisini sürdürdü. Batı'nın büyükelçilerine bizi şikayet edenlerden bir şey olur mu? Mektup yazıp onlara teslim edenlerden bir şey olur mu? Türkiye bunca güvenlik krizi yaşadı, ekonomik tuzaklara maruz kaldı, güya Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partinin başındaki zatın bunların hiçbiri için yabancı büyükelçilere Türkiye'nin çıkarını korumak adına mektup yazdığını, hatta ima yollu bir cümle kurduğunu görmedik, duymadık. Ama ülkenin en büyük yatırımını engellemek için tamamı yanlış, tamamı yalan ifadelerle kendi iş insanlarımızı tehdit ediyor, yetmiyor. Yabancılara mektup yazıp Türkiye'yi karşı ittifak çağrısı yapıyor. Şayet, inanın, Gazi hayatta olsaydı, emin olun bunları o partiden sopayla kovalardı. Atatürk o partinin kapısından içeri sokulur muydu? Tabii onu da bilmiyoruz. Nobranlaşan, kibirden yanlarına varılmayan bu faşist zihniyet milletimizden hak ettiği dersi mutlaka alacaktır. Bir sıcak gelişmeyle devam edeceğiz. Ekranların hemen altında son dakika bandımızda da yerini aldı. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ortak operasyonuyla KCK-PKK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, Irak'ın Gara bölgesinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Bir kez daha tekrarlayalım sıcak gelişmeyi. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ortak bir operasyonuyla, nokta operasyonla Gara'da terör örgütünün sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar etkisiz hale getirildi. Detayları alacağız. Telefon hattımızın diğer ucunda Sinan Yılmaz bizi bekliyor bu operasyonla ilgili son bilgileri paylaşmak için. Sinan? Aktanus'a zaten Milli İstihbarat Teşkilatı uzun bir sürede aslında Irak'ın kuzeyinde çalışmasını sürdürüyor. Hava unsurları, yerdeki kara unsurlarına, kara unsurları havadaki unsurlara bilgi vererek koordineli bir şekilde operasyon yapılıyor. Son 3 yıldır aslında MİT Irak'ın kuzeyinde PKK'nın kılcal damarlarına girmiş durumda. Terör örgütü PKK'nın aslında belinin değil aslında boynu bu kapsamda kırıldığını belirtebiliriz. MİT ve TSK'nın ortak bir operasyonu vardı. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar uzun bir sürede MİT'in takibindeydi. Gerek insansız hava araçları gerekse yerel kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte operasyon için şartlar olgunlaşıldı. Ve Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine silahlı hava aracı hemen sevk edildi. Yapılan hava harekatı neticesinde kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar etkisiz hale getirildi. Birçok eylemin, birçok kanlı eylemin sorumlusu aynı zamanda talimatını veren bir PKK'lı terörist, üst düzey bir PKK'lı terörist. Aslında MİT üst düzey PKK'lar artık hedef alıyor. Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Avaşin, Basyan o bölgelerde barınan PKK'lar etkisiz hale getiriyor. İşte onlardan biri de Nazlı Taşpınar yapılan silahlı hava aracıyla yapılan hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirildi. Teşekkür ediyoruz Sinan Yılmaz'a. Önemli bir operasyon. Bir kez daha tekrarlayalım. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ortak operasyonuyla Gara'da nokta operasyonda PKK-KCK'nın sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar etkisiz hale getirildi. Ayrıntıları paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim. Devam edelim gündemdeki diğer başlıklarla. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yine gergin anlar yaşandı. HDP'nin İstanbul Sözleşmesi protestosuna CHP milletvekilleri de destek verdi. AK Parti sıralarından muhalefete siz önce
Partinizdeki taciz ve tecavüz olaylarını görün tepkisi yükseldi. İşte o anlar. HDP'nin İstanbul Sözleşmesi protestosuna CHP de destek verdi. Sakin başlayan toplantıda tansiyon bir anda yükseldi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kayda geçti bu görüntüler. İYİ Partili Lütfi Türkkan'ın şehit yakınına küfrüne sessiz kalan CHP ve HDP'lilerin İstanbul Sözleşmesi pankartı açması tartışmalara neden oldu. AK Parti sıralarından siz önce partinizdeki taciz ve tecavüz olaylarını görün tepkisi yükseldi. Araya Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz girdi. Protesto öncesi bakanların 2022 yılı bütçe sunumunu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans vurgusu yaptı. Terörle mücadele gündemiyle devam edelim. Siirt'te polis lojmanlarına 2016 yılında roket atarlı saldırı düzenleyen terörist İstanbul'da yakalandı. İstanbul'a gelen ve yurt dışına kaçma arayışında olduğu belirlenen PKK'lı terörist 9 Kasım'da Arnavutköy'de işte bu operasyonda ekranlarınıza da yansıyor yakalandı. 2016 yılında Siirt'teki polis lojmanlarına yönelik gerçekleştirilen roket atarlı saldırının faili olduğu belirlenen teröristin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra hırsızlık suçundan da 8 yıl cezası bulunuyor. Yakalanan terörist gerekli işlemlerin ardından cezaevine gönderilecek. Türk askerlerinin Azerbaycan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmelerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda başlanacak. Ayrıntılar alacağız şimdi. Canlı yayın noktamıza uzanalım. Ankara'da bizi İlter Yeşiltaş bekliyor detaylar için. İlter. Haktan Uysal aslında dün görüşmeler başlayacaktı ancak malum toplantı yeter sayısı olmadığı için görüşmeler bugüne bırakıldı. Geride bıraktığımız dakikalarda da Meclis Genel Kurulu'nda Meclis Genel Kurulu açıldı ve partilerin grup önerilerinin ardından tezkere oylamasına, daha doğrusu tezkere ile ilgili görüşmelere geçilecek. Partiler adına konuşmalar yapılacak Azerbaycan tezkeresi ile ilgili. Tabii tezkere önemli. Türk askeri bir yıl daha Azerbaycan'daki görev süresine devam edecek. Cumhurbaşkanlığı tezkeresinde şu ifadeler yer aldı. Özellikle Türkiye'nin Rusya ile birlikte oluşturduğu ortak merkezin faaliyetlerine devam ettiğine özellikle dikkat çekildi ve Türkiye'nin ortak merkez vasıtasıyla bölgenin güvenliğine katkı sağladığı vurgulandı. Tabii tezkerede hangi parti ne yönde oy kullanacak, bu da oldukça önemli. Son malum Suriye ve Irak tezkerelerine HDP ve Cumhuriyet Halk Partisi hayır oyu vermişti. Bugünkü Azerbaycan tezkeresine ise HDP dışındaki tüm siyasi partilerin evet oyu vermesi bekleniyor. Geçtiğimiz yılda yine malum genel kurulun gündemine gelmişti. Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi Azerbaycan tezkeresine geçtiğimiz yıl evet demişti. Cumhuriyet Halk Partisi Suriye ve Irak tezkerelerinden bağımsız olarak bugünkü oylanacak olan Azerbaycan tezkeresine evet diyeceği belirtiliyor. Son anda bir değişiklik olmadığı takdirde diyelim, sözü tekrar size bırakalım. İlter, teşekkürler. Suriye'de 20 bin kişilik güçten oluşan 6 farklı muhalif grubun Suriye Milli Ordusu çatısı altında birleştiği açıklandı. 3. Kol Ordu olarak adlandırılan yeni grubun Esad rejimi ve terör örgütü YPG'ye karşı cephe alacağı açıklandı. Türkiye'nin Suriye'ye yönelik olası askeri harekatı öncesi kuzey sınırındaki hareketlenmeler devam ediyor. Suriye'de muhaliflerin oluşturduğu en büyük oluşum Suriye Milli Ordusu'na bağlı 6 farklı fraksiyon 3. Kol Ordu adı altında birleştiğini duyurdu. 3. Kol Ordu'dan bir yetkilinin Suriye televizyonuna yaptığı açıklamada yeni oluşumla önceki birleşmeler arasındaki temel farkın mali fonun birleştirilmesi ve genel komutanlığın gözetiminde bir ana mali bloğun benimsenmesi olduğunu söyledi. Suriye TV'ye konuşan yetkili bu birleşmenin grupların bir araya getirilmesi sürecini kolaylaştıracağını ifade etti. 3. Kol Ordu'nun El Cephe Şamiye lideri Ebu Ahmet Nur tarafından komuta edileceği belirtildi. Yeni oluşumun en önemli görevi Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatları bölgelerinin güvenliğini sağlamak olacak.
3. Kolordu özellikle Kuzey Halep'teki büyük şehirleri ve Afrin, Elbap, Azez, Tel Abyad ve Cerablus'u içeren bir coğrafi alana yayılıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Karadeniz'de karşı karşıya geldi. Rusya, ABD'nin Karadeniz'deki faaliyetlerine karşı bir dizi önlem de aldı. Savaş mesajları da verildi. Ayrıntıları alacağız Rusya'ya. Moskova'ya gideceğiz ekibimizden. Akşin Kişiev notlarını aktaracak. Akşin, nedir son durum gerilimde? Paylaşır mısın lütfen izleyicilerimizle? Haktan Uysal, Moskova-Washington ilişkileri askeri alanda rekabetten ziyade artık ilgi alanlarına doğrudan müdahale olarak değerlendirilebilir. Bunun en açık örneği ise şu anda Karadeniz'de yaşanıyor. ABD 6. filosunun en ileri savaş gemilerini Karadeniz'e göndererek müttefikleri Ukrayna ve Gürcistan'a Rusya'ya karşı destek ve dayanışma mesajı verirken, Rusya ise şimdilik kırmızı çizgiler geçirmediği sürece buna sert tepki vermekte acele etmiyor. Moskova her zamanki gibi yine Washington'u saldırganlık ve bölgede tansiyonu tırmandırmakla suçladı. ABD'nin Türkiye, Romanya ve ayrıca Karadeniz'deki müttefikleri Ukrayna ve Gürcistan'la birlikte uluslararası bir güç oluşturarak bölgede gerçekleştirdiği tatbikat ile ilgili açıklamada bulunan Rusya Savunma Bakanlığı, ABD ordusunun bu şekilde Karadeniz'i olası bir askeri harekat alanı olarak incelediğini öne sürdü. ABD gemilerinin bölgedeki tüm eylemlerinin Rusya'nın Karadeniz filosu tarafından yakından takip edildiğini duyuran Rusya Savunma Bakanlığı, ayrıca ABD gemilerinin Karadeniz'deki manevralarını kontrol altında tutmak ve provokasyonlara yol vermemek için çeşitli önlemlerin de alındığını açıkladı. Bakanlık ayrıca ABD gemilerinin yanı sıra ABD'ye ait iki stratejik bombardıman uçağının da Rusya sınırına 100 kilometre uzaklıkta uçuş gerçekleştirdiği bilgisine yer verdi. Rusya Savunma Bakanlığı ABD ordusu tarafından icra edilen manevraların Karadeniz bölgesinde istikrarsızlaştırıcı bir etken oluşturduğuna da vurgu yaptı. Bu arada Amerikan gemilerinin bölgeye ulaşmasıyla Rusya da Karadeniz'de yeni bir askeri tatbikat düzenledi. Yesk ve Kasimov denizaltı savar gemilerinin ve K-27M helikopterinin katıldığı tatbikatta düşman denizaltısının yerini belirleme ve vurma çalışmalarının yapıldığını diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Rum kesimine dikkat çeken bir ziyaret gerçekleşti. Gündemde ise Doğu Akdeniz var. Ayrıntıları almak için şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uzanıyoruz. Rıza Açıkgöz karşımızda. Rıza, bu ziyaret ve perde arkasındaki gelişmeleri paylaş lütfen izleyicilerimizle. Evet, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Zayed Al Nahyan ile Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulis'in dün akşam Limassol'da bir görüşme yaptıkları haber verildi. Görüşmenin gündeminde iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin kurumsallaştırılması, aynı zamanda iki ülke ilişkilerinin derinleştirilmesinin bulunduğunu yazan Rum gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in 24 Şubat 2022 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmesinin beklendiği belirtildi. Gazetede ikili ilişkiler haricinde Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı'nın Güney Kıbrıs ziyaretinin imzalarının bir yıl akibinde Avram sözleşmelerinin uygulanmasındaki ilerlemeye kayda geçirilmesi için ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Washington'da gerçekleştireceği görüşmenin birkaç hafta sonrasında yapıldığı yazıldı. Gazete görüşmede Rum yönetiminin bu konuya katkıda bulunacağı yolların ele alındığı belirtildi. Haberde Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulis'in Al Nahyan'ı Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Türkiye'deki Rum yönetiminin Türkiye'nin Rum yönetiminin deniz bölgelerindeki ileri süren yasa dışı eylemleri konusunda bilgilendirdiği de belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı görüşmenin ardından bu defa Şam'a gitti. Burada önemli bir ayrıntı var. Suriye ile ilişkilerini normalleştiren ilk Arap ülkeleri arasında yer alan Birleşik Arap Emirlikleri Şam'a 10 yıl sonra ilk defa resmi üst düzey bir ziyaret gerçekleştirdi. Lübnan merkezi Al Nayar kanalının aktardığı bilgiye göre Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed beraberindeki heyetle Şam'a giderek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile ve Dışişleri Bakanı Faysal Niktal ile bir araya geldi. İngiltere'de ise göçmenlerle ilgili yeni bir yasal düzenleme, sınır görevlilerine dokunulmazlık getirmeye hazırlanılıyor. Bundan böyle ülkede göçmen botlarını iten ve ölüme terk eden görevlilere soruşturma açılmayacak. Londra'ya gidiyoruz. Alparslan Düven
bu skandal gelişmenin ayrıntılarını paylaşmak için hazır. Sözü Alparslan'a bırakalım. Hak'tan teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tabii birçok Avrupa ülkesi göçmenleri engellemek için sert tedbirler alıyor. Sınırlara askerler yığılıyor, tel örgüler çekiliyor. Bazı ülkeler ise göçmenlere karşı gölge ordular görevlendirmiş durumda. Tabii sınırlarda sert tedbirler alan Avrupalı siyasiler hukuki sorumluluklarını da açıkçası yok sayıyor. Sınırlarda adeta karanlık gelişmeler yaşanıyor. Bir grup Avrupalı gazeteci yakın zamanda Hırvatistan'ın göçmenlere yönelik gölge ordusunu ortaya çıkarmıştı. Gizli kaydedilen yüzü maskeli kişilerin göçmenlere uyguladığı şiddet görüntüleri paylaşılmıştı. Tabii düzensiz göçmenler Belarus, Polonya sınırında Polonya'da direkt sınır dışı ediyor bunları. Tabii diğer yandan İngiltere'de de yasaya göre işte bu kişiler sığınma başvuruları dahi incelenmeden sınır dışı edilebiliyor. Son iki ayda soğuk hava ve yetersiz beslenme nedeniyle sınırlarda 15 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği biliniyor. Ve İngiltere ise yeni bir yasal düzenleme ile sınır görevlilerine dokunulmazlık getirmeye hazırlanıyor. Buna göre göçmen botlarını iten ve ölüme terk eden görevlilere soruşturma açılmayacak. Avrupa sınırlarında bu gelişmeler yaşanırken uzmanlar iklim değişikliğinin yaşanan göç dalgasını derinleştireceğini söylüyor. Dünya Bankası 2050 yılına kadar 216 milyon kişinin kuraklık ve deniz seviyesinin yükselmesi gibi nedenlerden mülteci olacağını öngörüyor diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım. Türkiye'de son 19 yılda her alanda olduğu gibi tarımda da büyük destek var. Öyle ki 2022 yılı tarım bütçesi 64 milyar 653 milyon lira olarak açıklandı. Tarımsal destek miktarı ise 25,8 milyar lira olarak belirlendi. Tarım sektörü projeler ve yeni yatırımlarla büyümeye devam ediyor. Türkiye AK Parti hükümetleri döneminde tarım desteklemeleri konusunda adeta çağ atladı. Rakamlarsa bunun en somut göstergesi. Öncelikle şunu belirtmem gerekir ki tarım politikasında AK Parti önceki dönemlerde çiftçimizin ürettiği ürünler faizine yetmezken çiftçimiz artık yatırım yapmaya başladı. Çiftçimiz depolar yapmaya başladı, traktörlerini yenilemeye başladı, çok ciddi arazilerinde büyümeye başladı. Ve geliri ciddi anlamda arttı. Eskiden kendi üretmiş olduğu ürünün faizine yetmediğini ve traktörünü bırakın yenilemeyi, eski traktörünü tamir ettirecek durumda olmadığını ciddi anlamda belirtmektedir çiftçilerimiz. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2022 bütçesi 64 milyar 653 milyon oldu. Bu da son 5 yılda bütçenin 1.7 katına çıktığı anlamına geliyor. Kapalı sulama çiftçimiz için harika bir yatırım oldu. Daha önceki dönemlerde kanaldan su geliyordu. Tekrar onu suyu kullanmak için mazot harcıyordu, elektrik harcıyordu. Şimdi tek vanayla şu anda bütün barajlardaki yeraltı sulamalarındaki sulamalar veriliyor. Yani çiftçimizdeki destek deyince şunu anlamamak lazım. Ciddi anlamda hesabını yapan direkt parasal destekler değil. Aynı zamanda bu dolaylı olarak işte taşkın korumalar, barajlar, bunların taşmaması, tarlalarına zarar vermemesi, bunlar da çok ciddi destekler. Tarımsal destekleme ödemeleri 2002 yılında 1.9 milyar iken 2022 yılında bu rakam 25.8 milyara ulaştı. Tarımsal anlamda daha önce biz tohumculukta dünyada çok geriydik. Şu anda tohum üretimine de sertifikalı tohum destek kullananlara da çok güzel destekler var. Bunlar yoktu. Şimdi sertifikalı tohumun desteği ya da tohum üretimin desteği bize ne? Kısaca onu özetleyeyim. Sertifikalı tohum destekleri aldığı zaman çiftçimiz daha çok sertifikalı tohum kullanıyor ve üretimi daha yüksek miktarda elde ediyor. Ayrıca makine ekipmanda, sulama borularında, eskiden biliyorsunuz hani vahşice sulamalar vardı, şimdi onlar yok. Devletimiz çok ciddi anlamda kredi desteği, faizsiz kredi desteği, hibe desteği borularda, damlama sulamalarda vermektedir. Destekleme bütçesinden en yüksek payı 7 milyar 620 milyon lirayla hayvancılık aldı.
onu mazot ve gübre desteklerinin de içinde bulunduğu 7 milyar 300 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri, 5 milyar 475 milyon lirayla fark ödemeleri ve 1 milyar 924 milyon lirayla tarım sigortası destekleme hizmetleri izledi. Pandemi döneminde zorluk yaşamaması adına çiftçilerimize yapılandırma yaptık. Ayrıca çiftçilerimiz istediği her ürünü, özellikle bizim ortağı olan kişiler alıp ürünü yetiştirip bize ödeyebilir. Yani biz de parası olmayan çiftçilere de hizmet vermekteyiz. Çok düşük karlarla biz ürünlerini temin edip çiftçilerimize evine ayağına kadar teslim etmekteyiz. Çiftçilerimiz bizim kurumumuza geldiği zaman, satış şubelerimize geldiği zaman yani paraları olmayabilir. Başka yatırımlar yapmıştır, tarla almıştır, traktörünü değiştirmiştir. Bize gelir, gübresini, tohumunu alır, ürünü üretir. 6 ay sonra kaç para ödeyeceğini bilerek alabilir. Muğla'nın Bodrum ilçesinde afet ve acil durum toplanma merkezi olarak belirlenen alan kaçak hafriyatla doldu. Bölgeye dönüyoruz şimdi. Ayrıntıları A Haber ekibinden Vural Efecik izleyicilerimizle paylaşıyor. Vural. Evet, Türkiye'de turizmin kalbinin attığı Bodrum'da gün geçmiyor ki bir çevre kirliliği yaşanmasın, bir doğa tahribatı yaşanmasın. İşte bizler A Haber ekibi olarak o noktalardan birindeyiz ve burası afet acil toplanma merkezi olarak belirlenen Ortakent'te bir nokta. Görmüş olduğunuz gibi işte bu AFAD'ın belirlediği toplanma merkezi maalesef kaçak harfiyatla doldurulmuş durumda. İşin en acı tarafı tabii ki hemen kamera arkadaşım Çetinbaş sizlere gösterecek. Bakın burası afet acil toplama merkezinin giriş noktası. Yani hem araçların hem insanların bu toplama merkezine gireceği nokta, görmüş olduğunuz gibi o nokta dahi kaçak harfiyatla, molozla doldurulmuş durumda. Evet, Eylül ayında inşaat yasağının kalkmasıyla birlikte Bodrum'da inşaat hareketliliği de başladı. Bu da tabii ki yanında çevre kirliliğine neden olan molozların ormanlık alanlara, işte böyle görmüş olduğunuz gibi hayati önem taşıyan noktalarda yoğunlaşması gerçekten acı bir tablo. Eylül ayında kalkan inşaat yasaklarının ardından Bodrum'un dört bir yanında inşaat çalışmaları yeniden başladı. Yarım kalan inşaatlar, yeni projeler yasakların kalkmasıyla çalışmalarına tekrar başladı diyebiliriz. İnşaatlardan çıkan toprak, molozlar, inşaat atıklarının birçoğu kaçak olarak ıssız bölgelere dökülüyordu. Ama işte bu da en son tablo oldu. AFAD'ın belirlediği toplanma merkezinin bu şekilde kaçak molozlarla doldurulması gerçekten Bodrum'daki doğa tahribatının gerçeğini de ön plana çıkartıyor diyerek sözü şimdilik Bodrum'dan size bırakalım. Bu haberle birlikte ajansa da noktayı koyuyoruz. Gelişmelerle yeniden karşınızda oluncaya dek hoşça kalın. İyi bir gün diliyorum.